kullanılmışı ne demiştik? İkinci videomuz bu arkadaşlar. 600 ile 1700 dolar arası. Kullanılmamış şarnierlisi 1500-5500 dolar arası. Ve MNH gördüğünüz gibi kusursuz kondisyonda olanı arkadaşlar satış kaydedilmemiş. Demek ki çok nadir bir pul. Şimdi olayın pekişmesi için tekrar ediyoruz. Yatayda 13 ve 15 point, dikeyde 18 point olursa, başka bir manada yatay 11 milimetre, dikey ise 14 milimetre. Şu kabartmaların başlangıç ve bitiş aralıklarından bahsediyor arkadaşlar. Z filigran en nadir ızgara, en nadir ızgara çeşididir arkadaşlar. Her pulda Z ızgara çok az süreli kullanılmış ve az sayıda olduğu için fiyatı en değerli ızgaradır. Biraz önce de 1 sent Benjamin'de sadece 2 adet olduğunu gözlerinizde gördünüz. Şimdi bu pulumuzu arkadaşlar Stamp World nasıl etiketlemiş, hemen ona bakalım. Bakın Stamp World'de şu filigransız olana Stamp World bunu kendine göre arkadaşlar P2 33 olarak etiketlemiş. Tipi P2 demiş. 2716 dolar. Ben bunu kaç etiket olarak 2800 dolar. 2831. Demek ki pariteden dolayı arkadaşlar bu 1-2 yıl öncenin etiketlenmiş fiyatı olabilir. Paritedeki hareketlerden dolayı biraz fiyatlar değişebiliyor. Şimdi şöyle bir şey gelebilir aklınıza arkadaşlar. Bu Stamp World ne demek? Scott ne demek? Stanley Gibbons ne demek? İsviçre ne demek? Nietzsche ne demek? Bunlar, yani bu kadar şeye gerek var mı? Yivert ne demek? Bu kadar ayrıntıya gerek var mı derseniz şöyle açıklayayım. Şimdi her ülkenin kendi bastığı kataloglar var. Oradaki filatelistler, dernekler veya bilgili tüccarların tecrübeli insanların çalışmalarından kaynaklı bir çalışma bu katalog arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi ben Stamp World'ü genel bilgi amacıyla kullanıyorum. Fakat ayrıntıya inmek istediğimde mutlaka ve mutlaka arkadaşlar Scott kullanmak zorundasınız Amerika'da. Çünkü biraz önce gördüğümüz o üçgen pul vardı zarf üstünde. Öyle bir ayrıntı Stamp World vermiyor. Veya burada çift basımlarla ilgili bir varyete bilgisi olmuyor. Bu detayları öğrenmeniz için Scott sizin olmazsa olmanız. Aynı şey Stanley Gibbons için de geçerli. Birazdan burada İngiltere'yi çalışırken, size tanıtırken bunlara da değineceğim. Mesela Türk pul yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi Miçel'de de Türk pulları var, Osmanlı pulları var ama İsfida'daki gibi ayrıntı bulamazsınız. Mesela en ufak bir basit bilgi vereyim. Miçel'i açtığınızda Osmanlı'nın ilk pulları, şu Tuğralı pullar arkadaşlar tek çeşit olarak gösterir. Halbuki bunun burada variyeteleri var. Bunların nasıl ayrılacağıyla ilgili yeri gelmişken bilgi vereyim. Şimdi İsfida genel bir tanıtım için olmazsa olmaz Türk pullarında. Fakat daha ayrıntı, pulların nasıl ayrım yapılacağıyla ilgili genel daha bilgi istiyorsanız spesyalize de var arkadaşlar. Veyahut da 68 Pulhan 72, 75, 1972, 1975 Pulhan pulları pul kataloğu edinirseniz ve İsfila ile güncel fiyatlarla bunu birleştirdiğinizde müthiş bir Türk pulu bilginiz olur. Yeri gelmişken de bu ufak bilgiyi vermiş oldum size. Şimdi biraz daha hızlandıralım edeceğimiz pulların. Yani bu kadar çok katı olan olmasının sebebini kafa karışıklığı olmak için anlatmıyorum. Bu olayın gerçekliği zamanla işin içine girdikçe bu katalogların neden bu kadar çeşitli olduğunu anlayacaksınız. Her ülke filatelistleri kendilerinin çalışmalarını, ayrıntılarını kendi pullarına yansıtmışlar. Şimdi şu pulu etüt edelim. Bakın ne kadar kolay bulacağım arkadaşlar.
Hemen şöyle göstereyim size. Ekranımıza geçtik. Bakın. İki tıkla aşağı indim ve pull'umu hemen bakın kaç saniye içinde buldum. Gördünüz mü arkadaşlar? Pull bu. Scott 289. 1898 Trans Mississippi fuarı. Arkadaşlar bakın ne kadar güzel bilgiler veriyor. Pull'un basımıyla ilgili bilgiler. Pull'umuz 7 dolar 14 dolar kullanılmışı. Bizim pull'umuz Charnier'li 22,5 dolarla 85 dolar arasındaymış fiyatı arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel bilgiler var. Tasarımla ilgili, tasarım ile ilgili ayrıntılı bilgi. Bakın burada çok güzel bir çalışma yapmışlar. Onunla ilgili bilgi veriyor. Evet. Amerikan sularının başka bir fotoğrafını. Yani bu vakti olan filatelistlerin ve bu pullar üzerine çalışma yapan veya değerlerini araştıran arkadaşlar için müthiş. Ne kadar kolay bulduk görüyorsunuz. Pulumuzu yerine koyalım. Başka bir pul daha etüt edelim arkadaşlar. Şurada bunlar damgasız. Şurada bir tane daha damgasız bir pulumuzu alalım arkadaşlar. Şu ızgara filigran biraz daha pekişmesi için. Arkadaşlar meşhur Black Jack 2 centlik Andre Jackson pulumuz. Şimdi hemen bakalım ne kadar koyarlıkla bulacağım. Tamam, bu tanımlayıcı. Evet arkadaşlar şurada bakın kaç saniye sürdü görüyorsunuz mu? O kadar kolay, o kadar. Şimdi ben bunu daha önce arkadaşlar şurada etiketlemişim. E-Girl. Filigranımız E-Filigran. E-ızgara. Hemen pulumuzu ters çeviriyoruz. Ve ızgaramızı şuradan şu şekilde. Evet. Bir dakika. Evet bu şekilde. Işık güzel vurdu. Şöyle yan mı yatırsam? Evet böyle güzel görünüyor. Şimdi şöyle ışık vurdum bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar böyle çok güzel görünüyor. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Charnier'li MH dediğimiz bir pul. Ve ızgarası da gayet güzel, net. Şu an harika gösterdi. Evet arkadaşlar. Izgara filigran. Evet. Bu E filigran. Şimdi size bunu katalog üzerinde göstereyim. Evet. Şurası ızgarasız arkadaşlar. Şurası. D ızgara, Z ızgara, E ızgara. Bizimki E 87. Scott 87'yi tıkladık. Andre Jackson Blackjack denilen pul. National Bank Note Company tarafından 25 milyon basılmış. 12 perforasyon 1868 Mart ayının ilk haftası. Bakın ne kadar ayrıntıya giriyor. Evet, MHS arkadaşlar 175 dolarla 400 dolar arası satılan bir pul. Filigran ızgara hakkında ayrıntı. Yatayda 14 point arkadaşlar. Dikeyde de 15-17 point olursa bu ızgarayı E ızgara olarak tanımlıyoruz. Bakın ne kadar güzel bilgiler veriyor. En eski kullanım zarf üzerine göstermiş. Bunun çeşitleri ve varyeteleri var. Bakın çift baskı de böyle bunlar işte bakın Scott'ta ne kadar ayrıntı var görüyor musunuz? Şimdi bunu Stamford'da göremezsiniz. Bakın arkadaşlar şu ayrıntıyı Stamford'da göremezsiniz. Scott niçin varın cevabı burada arkadaşlar. Neden Scott'a bakmak lazım? Bu Mitchell'de bu var mı yok mu bilmiyorum ama tartışmasız Amerikan kataloğunda ayrıntıya girecekseniz Scott arkadaşlar. Neden Scott'a bakıyoruz? Cevabını işte bu şekilde gördük.
Evet. Çıkalım. Başka bir pool daha bakalım arkadaşlar. Pool'umuzu yine koyalım. Etiketleri kaybetmeyin. Çünkü ne kadar zor etüt etmek görüyorsunuz. Şöyle yapalım. Şurada bir tane Washington var damgasız. Şurası olduğu gibi damgasız. Şu pool'u bakalım arkadaşlar. Şu pool'lar hakkında bir bilgi vermek istiyorum size. Şimdi ızgara filigranlar daha pahalı olduklarını gördük değil mi? Şimdi bakalım. Bakın ne kadar kolay. Bak kaç saniye sürdü arkadaşlar pulu bulmak, gördünüz mü? Başımı çevirdiğim anda karşıma çıkıyor. Şimdi bu pulda arkadaşlar iki variyete var. Izgaralı ve ızgarasız. Şimdiye kadar baktıklarımızda ızgara olanların daha pahalı olduğunu gördük. Doğru mu? Doğru. Şimdi bakalım burada ilginç bir şeyle karşılaşacağız arkadaşlar. Önce ben pulumu hemen şöyle ızgarası var mı yok mu çeviriyorum. Bakın ızgara hemen gözüktü. Telefonumu şu açıdan yapınca ızgara hemen karşıma çıkıyor. Temin boşuna uğraşmışız baya. Şuradan da vurunca ışığı, evet çok güzel gözüktü. Bakın sağ üst köşede arkadaşlar. Gördünüz mü? Filigranımız ortada. Şimdi bakalım ızgaralısı ne kadar, ızgarasızın ne kadar bu pulun? Bizim pulumuz ızgaralı. Ben ızgarasıza basmışım, pardon. Izgaralı pulumuza basalım arkadaşlar. George Washington. Kullanılmışı 30 ile 50 dolar arası satılıyor. Mücadelede. Benim pulum 30 dolar ile 50 dolar arası. Peki bunun biz ızgaralıya baktık. Izgarasız ne kadar arkadaşlar? Bakın şimdi ilginç bir şeyle karşılaşacağız. Kullanılmışı 23 bin dolar 32 bin dolar arası. Kullanılmışı. MHS'i 6500 9500. Mükemmel kondisyon 5000 dolar. Şimdi iki tane ilginç şey var burada. Birincisi ızgaralı pul daha ucuz. İkincisi arkadaşlar bunun da kullanılmışı daha pahalı. Şimdi ızgarasız pul bu daha pahalı. İkincisi kullanılmışı daha pahalı. Bu tür şeyler yani nerede olsa karşılaşıyor. Bazı pulların kullanılmışı çeşitli sebeplerden dolayı. Tabii bunun birçok sebebi olabilir. Bilemiyorum artık ben bunun hikayesini. Araştırmak lazım. Belki buralarda yazıyordur. Şu an vaktinizi almayayım. Bunu da siz araştırın arkadaşlar. Mutlaka bunun bir hikayesi vardır. Yani kullanılmışı neden bunun daha pahalı? Mutlaka bir hikayesi vardır. Şu tam seri arkadaşlar. 11 pool'dan oluşan ve bizimki 6 centlik pool. Evet. Şimdi pulumuzu etüt ettikten sonra şimdi arkadaşlar size İngiltere'ye geçelim diyorum. Amerika ile ilgili başka söyleyeceğim şeyler şu. Burada arkadaşlar bir çılgınlık var. Müthiş bunların variyeteleri var şu pulların. Tabi zaman olsa da daha hepsini anlatmaya çalışsak. Dantel mesela arkadaşlar şu pullara girelim. Hadi bakalım bir tanesini deneyelim. Perforasyon. Bakın karşımıza çıktı. Bunun için odontometre lazım. Dikey perforansın arkadaşlar. Perforasyon onun. 4 tane variyetesi var. İşte skat neden önemli arkadaşlar gördünüz mü? İşte bu ayrıntıyı başka size kataloglar zor verir. 11-10 bakalım. Bundan tekmiş. Şöyle bakalım. 11-11. Evet 11-11'de 2 tip çıktı arkadaşlar.
çıkmadı. Evet, bakın ne kadar ayrıntı veriyor, görüyor musunuz? Ben şahsen söylüyorum, ben bu pulların variyetesine bakmıyorum arkadaşlar. Şu pulların hiçbirisinin variyetesine bakmıyorum. Mesela şunda da çok variyete vardır. Bakana Allah kolaylık versin. Güzel bir göz doktoru bulmasını tavsiye ediyorum. Dantelleri ölçeceğim. Şuna bakalım. Dantelleri ölçeceğim. Orasına burasına bakacağım. Kontrol edeceğim derken Allah bakın kaç tane. Sadece 10 perfin kaç çeşidi var. Dantelsiz. Kağıt farklılıkları. Filigran farklılıkları. Bakın 5 cent, 25 cent, 30 cent. Bunun arkadaşları 1000, 2000 dolar olan variyeteleri de var. 10 bin dolar, 20 bin dolar olan variyeteleri de var. Bakın ne kadar güzel hikayeler var. Bak bunları okudukça neden bu kadar variyete olduğu ile ilgili bobin atığı nedir? Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Stanford'da böyle bir bilgi bulamazsınız. İşte filatelist en çok vakit geçireceği şey katalogdur. Hangi katalog? Stanford'un karşısında vakit geçirsen de bu kadar bilgi edinemezsin. İşte her ülkenin kendi kataloğunu eline geçirirsen arkadaşlar nasıl detaylı bilgilere ulaşacağını gördünüz. Şunu söyledim biraz önce, kafalar karışmasın. Bakın şu pullara ben bakmıyorum bile. Bu pulların damgasızı bir olacak, iki error'ü varsa onlara bakacaksınız. Başka bu da Allah sabır versin yapana. Kolay gelsin diyorum. Onları arayacaksınız. Ben bunlara hiç bakmıyorum bile. Şu pullara da bakmıyorum arkadaşlar. Bakın bunların ben hiçbirine bakmıyorum. Benim Amerika'da bakacağım 5 dolar zaten, işte şu 2 dolar. Şunları bulursam o da, bunda zaten variyete şeyi pek yok. Bunlara bakıyorum. Şu 1 dolarda bile kaç variyete var? Kağıt farklılıkları var. Bunlara bakmıyorum arkadaşlar ben. Bunlarda 2 variyete var zaten. Şu 5 dolarlık pulun arkadaşlar, şu pulun 2 variyetesi var. Delik zaten, bu çok basit bir pul. 2 variyetesi var. Perforasyon odontometreyle bakın. Biri 313. Biri 480. Evet. Şu pul bende var. Amerikan albüm var. Onun içinde var. Şu pulum benim. 480. Çok güzel bilgiler var. Şimdi gelelim biz İngiltere katalonu inceleyelim. Şu arka sayfaya bakalım. Amerikan. Daha benim burada bakın. Şu pulları olduğu gibi etüt etmedim. Bunlar beni etüt etmeye bekliyor. Her birisi için ne kadar uğraşıyoruz görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları etüt etmişim. Bunları etüt ederken neler çektim. Şu pulların, bakın girin, şu pulları etüt edin arkadaşlar. Çok basit bir şekilde anlatıyor. Şu pulları etüt edeceğim. Daha etüt etmemişim aşağıdaki pulları. Şu pulları ayırt etmek zor. Kağıt farklılıkları var. Bakın kabaca ayırmışım. Dolarlarını yazmışım. Daha kağıt farklılıklarına girmedik. Ne kadar çok vakit istiyor. Bakın şu 5 line yazıyor. Şu 10 centlik buldu. Şu 5 line'ın arkadaşlar kaç çeşidi var? Bunu buraya yazmışım. Yazmışım. Koymuşum. Daha geniş bir vakitte bunun etütünü yapmam lazım. Bakın nasıl, ne kadar vakit ayrıldığını aşağıda bir tahmin edin. Bakın çok teşekkürler. Nasıl etüt etmişiz? Arkadaşlar. Tek tek.
nasıl uğraştığınızı. Bakın, bakmıyorum dediğim pullar bunlar arkadaşlar. Bakmıyorum. Yani yazmışım bakın yanlarına. Yani kimilerine bakmışım, bakmıyorum. Yani bana baktırtamazsınız. Şunlara oturup milyonlarca, milyarlarca pull içinde tamamlıkta iğne arayacağım. Yani bilmiyorum, belki benim sözlerim başkasına ters gelebilir ama ben bakmıyorum. Allah kolaylık versin arkadaşlar. Şu pullara bakanlara bakın. Al. Buyurun. Bunlar elimde kalanlar. Belki bunun bir 5-10 misli dağıttık. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi bunlar oturup tek tek bakacaksınız. Güzel bir göz doktoru bulmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bakacaksanız. Şurası damgasızlar arkadaşlar benim. Evet. Şimdi fazla uzak vakit kaybetmeden İngiltere göstereyim size. Şimdi şu Amerikan defterimizi kaldıralım. Hemen İngiltere'ye bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın şurada Büyük Britanya tıkladığımızda İngiltere hakkında bilgiler veriyor. Bu yeni açıldı. Fazla bir geçmişi yok bunun arkadaşlar. Burada nereye kadar gelmişler? Scott 163'e kadar gelmişler. Evet 163. En son buraya kadar gelmişler. Kaç senesi yapıyor bu? 1881'e kadar gelmişler. Şimdi Stanley Gibbons birden başlayalım. Evet meşhur arkadaşlar. Bilek benimiz. SG1. Filigranı göstermiş. Tam tabakaya göstermiş. Zarf üstü üzerinde kullanımları meşhur bizim Spiro arkadaşlar. Sahte pul yapmakta meşhurdur Spiro arkadaşlar. Türk pullarına da biraz bulaşmış bu adam. Bilginiz olsun. Spiro sahte pul Spiro diye yazın internette nelere bulaşmış. İlginç hikayesi var. Pek ayrıntıya girmek istemiyorum. Neyse. Siz ayrılın, araştırın bu işe neden girdiğini. İlginç şekilde şu bilgiyi bakın Stanley Gibbons. Bu bilgi arkadaşlar Stanley Gibbons'tan başkasına bulamazsınız. Neden İngiltere Stanley Gibbons'ın ufak bir ipucu. Hemen başlayalım. Bakalım. Şimdi ben kendi Stanley Gibbons'ımı açıyorum. Bakın. İki videoda bitirmem lazım. Fazla vaktimiz kalmadı. Şimdi İngiltere olunca neden Stanley Gibbons'a bakmamız gerekiyor? Evet arkadaşlar. Stanley Gibbons'ın İngiltere. Şimdi Stanford'da ne demiş arkadaşlar buna? Siyah, grimsi siyah demiş. İki tane varyetesi var demiş değil mi? Peki bu gerçekten böyle mi? İngiltere'nin kendi pulcularının, kendi filatelistlerinin veya derneklerinin, profesyonellerinin yaptığı katalogda bakın ne kadar ayrıntı var. Şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar Stanley Gibbons bunu Black Penny 1 demiş. Evet. Renk olarak ayırmış. Bir de burada ters filigran demiş arkadaşlar. Gördünüz mü? Ters filigran $2,500. Renk 375 ve 525 olmak üzere iki tane variyetesi var. Şimdi geliyoruz buraya arkadaşlar. Bakın. Bir adedi Blue Penny. Stanley Gibbons'ın bulmaca gibi bir etiketlemesi var arkadaşlar. Bunun Mitchell veya Scott'la alakası yok. Bu kendi
kendinin içinde bir mantığı var bunun. Vakit olursa onları da anlatmaya çalışayım. Şimdi bakın, pilate 11 tane pilate var burada. Pilate 11 yaklaşık 12-13 kat daha pahalı arkadaşlar. Burada pilate 11 hakkında bilgi vermiş. Bu bilgiyi başka bir yerde, yani çok araştırma yapmanız lazım. Bakın şöyle ufak bir bilgi vereyim. Sağ köşedeki saat arkadaşlar, şuradaki 7 çizgisi yok. Şuna 6 dersek, yukarıya 12, sağ 3 dersek, bakın şu 7 çizgisi yoksa pilate 7 oluyor ve en pahalı bilek peni pilatesi. Burada 11 tane pilatenin kaçar tane olduğu yazıyor. Bunun neden böyle olduğu ile ilgili bilgiler de veriyorum burası, bilmiyorum ama ben bununla ilgili bir video çekecektim. Ayrıntılarla ilgili, pilatelerle ilgili vakit olmadı. Hazır gelmişken ufak da olsa bir bahsetmiş olduk. Evet, şimdi pilate bir... Tabii şu site, bu site arkadaşlar fiyat vermemiş Stanley Gibbons'ın. Bu site aynı zamanda katalog da satıyor, dijital katalog. Herhalde düşündükleri bir şey var. Satın alınması için herhalde fiyat vermemiş. Yani size neden İngiltere'de Stanley Gibbons varın cevabı bu arkadaşlar. Şimdi şuradan çıkalım. Blue Penny'e bakalım. Yalnız bunu SG4 arkadaşlar, bakın. Stanley Gibbons 4. Bir dakika, benim ışık. Bakın SG4 1A. $975, $1200 kullanılmışına kataloğ fiyatı belirlemiş. Ters filigran arkadaşlar. Ve bir de kağıt farklılığı var. Renk farklılıkları var arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Stanley Gibbons ne kadar ayrıntısıyla şey yapmış. Tabii yetmiyor. Daha da ayrıntıları var bakın burada. Şimdi tekrar şuraya gireyim. Şurada Stanley Gibbons 1. Bakın altlara doğru inelim. Bakalım daha ne kadar bilgiler verecek size. O bilgileri yavaş yavaş vereyim. Bakın şu üstündeki bunlar Malta hacı. Bunların arkadaşlar hangi şehirlerde kullanıldığını ipucu veren baskı farklılıkları var. Bunların nadir olanları da var arkadaşlar. Bazı damgalar çok nadir. Bunların bir de kullanılan renkleri var. Bakın burada onlardan bahsetmiş. Bakın Malta hacının mesela blue mavisini görüyor musunuz diyen arkadaşlar. İşte bunu Stanley Gibbons'tan başka bir ayrıntı veren bir katalog göremezsiniz. Bilek peni arkadaşlar dünyanın en meşhur puludur. Neden? Dünyanın ilk puludur çünkü. Bakın gördünüz mü? Siyah Malta hacı, kırmızı. Bunların renkleri de var arkadaşlar. Evet. Benim koleksiyonumda biraz şuradan göstereyim. Bende de burada şurada bir albümüm var benim, İngiltere albüm. Bakın bu plate 6. Öyle bir yüksek katalog değeri yok. Şu plate 1A üstünde güzel bir Malta haçı var arkadaşlar. Kırmızı. Bu plate 1B. Şu plate 4 ve üstünde güzel bir Malta haçı var arkadaşlar.
Bunun hangi şehir olduğunu etüt edebilirsek, yani vakit yok. Ben bu şehirlerin şeylerini bulmuştum. Hangi şehir olduğunu bulabilirsek kataloglarında yanında şey yaparız. Evet. Kısacası arkadaşlar bu site hem Amerika hem İngiltere yapan arkadaşlar için ve meraklılar için çok güzel bir site. Damga tanımlayıcı geldi dedik. Evet. Meşhur kabartmalılar. Şundan katalogları yüksektir arkadaşlar. Şu pullar. Bunun karşısında bol bol vakit geçirirseniz İngiltere klasikler için güzel bilgi edinirsiniz. Yani çok güzel bilgi vermiş arkadaşlar. Şu Plata 77'yi merak ettim. Var mı acaba? Bir bakalım. Bakın Plata numarası nereden bakıldığını. Bununla ilgili benim bir videom vardı biliyorsunuz. Plata 225. Bu da bunun kataloğu yüksektir arkadaşlar. 225'in de kataloğu güzel. Zaten en pahalı 225. İkinci en pahalı 225. Aşağı inelim. Fazla bilgi vermemiş onlar. Katlar. Bu damganın beyaz kağıdı var. Bakın kağıt farkları ne kadar güzel yapmış. Görüyor musunuz? Çok güzel bir site. Bunun başına vakit geçirmek lazım. Evet, bakın. Ne kadar güzel. Çok güzel bir site arkadaşlar. Bunu şuraya tek tıkla tekrar Amerika'ya geçebiliyorsunuz. Damga tanımlayıcı dediğinizde hızlı gezinme derseniz SCAT numarasının yıllarına göre filigranlarına göre ayırmış bunlar. Evet. Seri seri ayırmış bakın. Evet, burada seriler ayırmış. Nereye kadar gelmiş? Evet, yine 1939'a kadar gelmiş. Seri seri ayırmış. Sürsacı pulları da burada göstermiş. Evet. Benim çok hoşuma giden bir site burası. Ayrıntılı bilgi, detay isteyenler için, baş taraf klasik yapanlar için çok güzel bir site.